Bugün Esenyurt'a gelmemizin iki önemli nedeni var. Bir, İstanbul'un arka yakasında başlayacaktır dedik. İstanbul İl Başkanı seçildiğimiz günden beri 1994'te terk ettiğimiz, başta Esenyurt olmak üzere terk ettiğimiz alanları bugün yeniden almak için buraya geldik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen partinin bütün kurmaylarına birlikte bugün Esenyurt'tayız. Sabahtan beri bütün Esenyurt'u sokak sokak dolaşıyoruz. Bütün kahvelere ulaştık. Roman kardeşlerimize gittik, Kürt kardeşlerimize gittik, cemevine gittik, camiye gittik. Bütün Esenyurt'ta göçmen yurttaşlarımıza gittik. Sonuçta buraya geldik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle il başkanımız geldikten sonra ayrı bir sinerji kattı örgütlerimize. Bizler de artık daha hızlı, daha azimle çalışıyoruz. Hep birlikte çalışıp partimizin iktidarını hem önce ilçelerimizde sonra illerimizde sağlamak için mücadele edeceğiz. Esenyurt, İstanbul'un arka yakası, en çok göç alan ilçe, en çok mağdurların, ötekileşilerin geldiği ilçe. Yani kısaca doğuda, güneydoğuda dövülen, vurulan, savaşta kaçan, kaçırılan ve zorunlu göçe gelen yer Esenyurt'tur. Onun için bugün Esenyurt'ta olmamızın ayrı bir önemi vardır. Burada bir barış sesini daha gür bir şekilde söylemek için Esenyurt'tayız. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu, Türkiye'yi bir savaş alanına çeviren, bu ülkeyi yaşanmaz hale getiren bu iktidarı dünkü başbakanı, bugünkü cumhurbaşkanı, şimdiki başbakanı, dönemin müsteşarı, o dönemin bakanı, Türkiye'de terör örgütüne yataklık yapan, terörü bu noktaya getiren, buraya taşıyan bu iktidar, bu iktidarı yönetenler hakkında bugün suç duyurusunda bulunduk. İstanbul'da da il başkanımızın Cemal Can Polat'ın il başkanı seçilmesinden sonra farklı, yeni anlayışta, yeni perspektifte direkt seçmenle, vatandaşla sorunların yaşandığı yerde kaynağında tespiti ve çözümüyle ilgili gerek belediye meclis grubumuzda, gerek parlamento grubumuzda yaşanan bütün sorunlarla ilgili bir muhalefet partisi olarak elimizden geleni yaptığımız İstanbullularca da görüyorum, bugün de gördüm ki artık takdir edilen bir noktaya gelmiş. Bugün buraya Esenyurt demek isterdim. Esenyurt'u ilk bilen arkadaşlarımızdan biriyim. Ne yazık ki bugün Esenyurt beton yurda dönüştü. Esenyurt'un adını değiştireceğiz ve bundan sonra Esenyurt'un adı beton yurdu oldu. Neden bunu söylüyorum? İlk kez yasaya, anayasaya rağmen işlenmiş bu suça yasa değiştirildi. Bunun yeri de Esenyurt'tur. Onun için Esenyurt dediğiniz her tarafı rüzgarların estiği, klima gibi estiği bir yerin bundan sonra bir beton yurta dönüştüğünü hep beraber görüyoruz. Bizler insanları sınıflandıracağız ama bugün yaptığımız gibi ezilenin yanında olmak üzere, kadın erkek diye ayıranların aksine kadının haklarını savunmak üzere, kadını hareme göndermek isteyenlerin yerine okul diye hareme adres gösterenlerin yerine gerçek okullara göndermek üzere, insanları mutlu mutsuz diye ayırmak üzere yola çıktık. İnsanları umutlu umutsuz diye ayırmak üzere yola çıktık. Mutlu insanın, mutsuz insanın kimliği yoktur, mezhebi yoktur, ekonomik sınıfı yoktur. Bizler siyasetçi olarak bunu görebiliyoruz.